üretici arkadaşlar, değerli çiftçi arkadaşlar. Yine bu tarlamızda solucan solen fulvik asitimi denedim. Şu anda mutlu bir anımı yaşıyorum ve sizlerle de bunu paylaşmaktan onur duymaktayım. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi büyük bir alana bu ürünümüzü kullandık. Bitkimiz son derece mükemmel bir şekilde gelişmesini devam ettirmekte. Ben size aynı zamanda alanımı da gösteriyorum. Şu anda çiçeklenmeye doğru geçiş yaptı. Çiçeklenme devam ediyor. Boylanma gayet güzel. Değerli arkadaşlar, kardeşlenme 10 numara. Yani bundan ziyade bir de pamuk üretici arkadaşlarımızın en büyük sıkıntısı şu yapraklarda parazitler oluşur, bitler oluşur. Ve şükürler olsun bu parazitlerden de, şimdi literatürde normalde %70 civarında, işte börtü böcek deriz biz halk arasında, böceklenmeden de %70 koruduğunu bize literatürde anlatılmakta. Bunu biz şu anda bizzati yaşıyoruz, görüyoruz. Yani çiçeklenmemiz yavaş yavaş başladı. Çiçeklenme bazı yerlerde erken oluyor, bazı yerlerde geç oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi ürünümüzde çiçeklenmelerimiz mükemmel. Kardeşlenme yine mükemmel. Örneğin bir fide şu. Bir kök olmasına rağmen dallanma, kardeşlenme mükemmel. Çiçeklenme mükemmel. Yani bu kadar olur diye düşünüyorum. Sebebi şu. Şimdi bizim bu bölgede genelde dönümüne 40-50 kilo veya 35 kilo gübre yeterli gelirken, bu çiftçi arkadaşlarımız bitkimiz gelişsin diye, boylansın diye yaklaşık dönümüne 80 kilo ile 120 kilo arasında azot, nitrat, işte 3 çeşit gübre atıyorlar. Ve üre kullanıyorlar. Bizim burada gübremizi, yaprak gübremizi kullandığımızda bu gübrenin tam %90'ını bitki almak zorunda kaldı. Ama daha önce aynı 120 kilo veya 80 kilo gübrenin %30'unu kullanıyordu. Bu nedenle bitkimizde hızlı bir büyüme performansı oluştu. Bu hızlı büyüme burada alışılagelmiş arkadaşlar tarafından bazen yanlış yorumlamalar yapılmakta. Bu yanlış yorumlamayı ben kesinlikle katılmıyorum. Çünkü ben bitkimin sağlıklı yetişmesine bakarım. Bir de hızlı döllenmesine bakarım. Ve bitkimiz şu anda büyümeyi sağladığı gibi toprakta bulunan yüksek miktarda nitrat ve sulfatı veyahut üreyi hızlı bir şekilde çekim yaptığı için arkadaşlar boya ve gelişmeye ilk etapta yer verdi. Biz bu tarihten sonra öyle görüyorum ki bu kardeşlenmeler tamamen çiçeğe dönüşmekte, kozaya dönüşmekte. Yani kullandığımız suyu biraz geç verseydi bu arkadaşımız, yaprakta direkt döllenmeye gidecekti. Yani burada bazı teknik çalışmaları bizim ürüne göre yapmakta fayda var. Ve ben tüm üretici arkadaşlara, pamuk üretici arkadaşlara şunu öneriyorum. Eğer bizim ürünü kullanmaya, solucan solen fulvik ürünümü, yaprak gübremi kullanan arkadaşlar, lütfen bitkiye verecek oldukları azotlu ve üre gübresini %50, %60 azaltmaları gerekiyor. Çünkü bitki ilk etapta toprakta ne kadar enerji varsa onu emisyon yapmak zorunda kalıyor ve %80'ini yapmak zorunda kalıyor. Bu bahçemden sonra yine bir başka bahçeyi sizlere tanıtacağım, çekimini yapacağım. Buyurun, hep
çiçeğe geçmiş arkadaşlar. Hepsi bilmiyorum, umarım videomuzda çıkar. Genelde hep çiçeklenme hızla devam ediyor. Yani bir hafta sonra çok farklı ve bir tane ben size ürün göstermiyorum ve pamuğumda bir tane bit yok, bir tane asalak yok. Bunu size belirtmek istiyorum. Bunu değerli hocalarım hep anlatırdı. %70 işte bitten ağrı kalacak, %70 asalaklara yenik düşmeyecek derlerdi. Ben hep kafamda bir bilgi olarak kalırdı. Soru işareti değil de bilgi olarak bu bilgiler mevcut olurdu. Ve bunu şu anda uygulayarak sizlere tanıtmakta fayda görüyorum. Yani yeni daha çiçeğe geçti. Çünkü çiçeğe geçmekte. Bu ne kadar güçlü olursa zaten bir rivayete göre anlattıklarına göre çok yıllık bitki formunda da olabiliyor bu. Örneğin arkadaşlar çiçek olduğu gibi çiçek altyapısı mevcut. Yani ben burada sizlere bunu belirtmekte fayda görüyorum. Yani bir tane de bit yok. Bir tane asalak yok. Akarlar yok. Sevgili arkadaşlar. Elbette ki yani görüyorsunuz yine bitkimiz güzel çiçek açmaya başladı. Değerli arkadaşlar, ben burada noktalamak istiyorum. Yani solucan solen fulvik ürünümü kullanan arkadaşlar, bir kere gübreden %50, %60 oranında azaltacaklar gübreyi, kimyasal gübreyi, bitkinin direkt döllenmesine ve gelişmesine katkıda bulunacak benim bu ürün. Ben size buradan bunları belirtmekte fayda görüyorum. Bilhassa teknik bilgi olarak yani biz bunu yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki yok pamuk boy olmayacak. E kardeşim boy olmayacaksa sen neden o zaman 120 kilo 80 kilo üre ve azot gübresi veriyorsun? Bu üre ve azot gübresi mesela topraktaki döllenme minerali olan fosfatı engelliyor. Bu sefer sen döllenmek için bir masraf yapıyorsun. Büyütmek için bir masraf yapıyorsun. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlara. Ve buranın toprağı alkali. Buranın toprağı 7,5'ün üzerinde alkalik. pH'i 7,5'ün üzerinde asitli değil. Bunun hem toprağın alkalik durumunu aşağı çekmemiz lazım ileriki günlerde çalışmalarımızda. Hem de bu çalışmayı daha bilimsel yapmamız lazım. Çünkü bizim ürünümüz içinde 1-1,5 civarında fosfat var, 1-2 civarında potasyum var, 1.2 civarında azot var. Yani toprak bir kere bitki topraktan alacak olduğu veya senin attığın gübrenin fazlasını yapraktan emilim yapıyor. Değerli arkadaşlar ben bu kadar söylüyorum. Bu konuyu yine bir başka çekimde işleyeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar.